Turgut Cansever hiç şüphesiz büyük bir mimar ve ciddi bir tefekkür adamıydı. Vefatından kısa bir süre önce bir arkadaşımla birlikte evinde ziyaret etmiştim. Bir daha kalkmamak üzere yatağa mahkumdu ve ilaç verilerek sürekli uyutuluyordu. Kızı Feyza Hanım bir ara babasını yokladı ve uyandığını anlayınca bizi yanına çağırdı. Hoca ikimizi de tanımıştı. Duyulur duyulmaz bir sesle sizinle buluşup konuşacaktık. Yapacak çok işlerimiz vardı dedi. Belli ki zihni hala aynı berraklıkta çalışıyor ve hayatını adadığı meseleler üzerinde kafa yormaya devam ediyordu. Bir dostumuz vefatından kısa bir süre önce bir ara uyandığında kızına "Beni bir konuşma için çağırırlarsa bu halimle nasıl gideceğim?" dediğini söylemişti. Kaybettiğimiz sadece büyük bir mimar, şehirci ve düşünce adamı değil. Doğru bildiği yolda kavgasına tek başına devam edecek cesarete sahip, yaptığı işi ciddiye alan ve başladığı her işi aynı titizlik ve ciddiyetle bitirmek isteyen, bu yüzden kısa yoldan neticeye ulaşarak daha çok para kazanmak isteyenlerin hiç çalışmak istemedikleri bir karakter abidesiydi. Sıradanlığa, pesten keraniye tahammülü yoktu. Her şart ve ortamda düşüncelerini büyük bir cesaret ve kararlılıkla savunurdu. Çok yönlü bir sanatkardı. Gençliğinde resim yapmış, ne üflemişti. Her ikisinde de çok başarılı olduğuna kendisini o yıllarda tanıyanlar şahitlik ediyorlar. Sanat tarihi doktorası yapmış, belki de ilk ve tek mimardı. Tasavvuf ve felsefe ile ilgilenir, sürekli okurdu. İbnül Arabi'nin Füsusül Hikem'ini kaç defa masasında görmüştüm. Onun mimarlığı, mimarlığı çok aşan ve üzerinde yıllarca düşünülmüş bir felsefeye dayanırdı. Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimari felsefesini bu görüşe dayandırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın eşref-i mahlukat olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul edilmediği sürece, Cansever Hoca'ya göre asıl manasında beşeri ve güzel bir çevre meydana getirmek mümkün değildi. Teknokratlar, insanın karar verme ve seçme haklarını bir kenara iterek her şeyi çözeceğine inandıkları makinelerin imkanlarına göre konut üretimini öngörmüşlerdir. Cansever Hoca'ya göre insanları bir çeşit esir sayan ve dev apartman bloklarına tıkıştırarak kolektiviteyle şuurlu ilişkilerini imkansızlaştıran bu merkeziyetçi teknokrat despotizmi bütünüyle ahlak dışıydı. En yoksul insanların da özel bilgi ve yeteneklerle geliştirilmiş güzel bir çevrede yaşamaya hakları vardı. Osmanlı tecrübesi bunun başarılabileceğini çok açık bir biçimde gösteriyordu. Zengin bir tecrübenin ve yüksek bir kültürün ürünü olmakla beraber mahalli imkan ve zaruretler de göz önünde bulundurularak hazırlanmış standart elemanların kullanıldığı bu mimari, kaynak ve enerji sıkıntısı çeken gelişme halindeki ülkeler için en doğru çözüm yoluydu. Cansever Hoca, insan hayatını çevreleyen ve dünyayı güzelleştiren sanat olarak mimariyi, İslami kültür ortamının niteliğini belirleyen sanat olarak görür, şiir ve musiki gibi diğer sanatların da farklı kültürlerde çok farklı nitelikler kazandığını düşünürdü. Türk, İslam, Osmanlı kültür çağının en üst ifadesi mimaride tezahür etmişti. Bu açıdan bakarak günümüz Türkiye'sinde bırakın diğerlerini, Müslümanların kendileri için meydana getirdikleri yapıları ve çevreleri bile tek kelimeyle felaket olarak görürdü. Güzel, sağlıklı ve kullanışlı bir mimari çevrenin oluşumu için o çevrede yaşayacak olan insanların katılımını temel prensiplerden biri olarak gören Cansever Hoca, çevreyi koruma sorumluluk ve şuurunun ancak böyle doğabileceğine inanmıştı. Derdi ki,
İnsan, çevrenin oluşumuna katılabilirse onu daha fazla güzelleştirmek ister. Böylece zaman içinde mimariyi fark ederek anlamaya ve tadına varmaya başlar. Onunla yaşar, onu geliştirir. Hatta birlikte gelişir. Batı'da mimari, başta Katolik Kilisesi olmak üzere çeşitli güçler tarafından bir çeşit güç gösterisine dönüştürülmüş, devasa yapılar sadece Ziya Paşa gibi yabancıları değil, o ülkelerdeki insanları bile ürkütmüş ve yönlendirmiştir. Bunu fark eden totaliter rejimler de devasa yapılarla insanları ezmenin, ufalamanın yollarını aramışlardır. Dev şehirlerin, dev ölçekli yolları ve binaları arasında küçülüp yok olan insanın, çevrenin oluşumundaki sorumluluğunu unutması kaçınılmazdır. Cansever Hoca bu düşüncelerini her vesileyle, her ortamda enine boyuna anlatmaktan bıkmazdı. Çok zengin ve renkli bir düşünce dünyası vardı. İlim ve sanat adamlarından çoğunun kendilerini ihtisas sahalarına hapsetmek için kullandıkları kavram ve terimler, onun dilinde tarihe, felsefeye, estetiğe, sosyolojiye, tasavvufa ve metafiziğe, kısaca bilginin ve düşüncenin uçsuz bucaksızlığına açılan ışıklı kapılara dönüşmüştü. Lao Tzu ile Yunus, İbnül Arabi ile Nietzsche, Gazali ile Heidegger, Mevlana ile Max Schiller, onun dünyasında Sinan'la Van der Rohe, Le Corbusier ile buluşur ve onun diliyle söyleşirlerdi. Çeşitli şekillerde dayatılan bir yığın yanlış görüş, sakat iddia, peşin hüküm, hocayla bir saat konuştuktan sonra yerlerini şaşırtıcı doğrulara bırakırdı. Artık Orta Çağ'a, Rönesans'a, Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya başka bir gözle bakmaya başlardınız. Hoca daha yaşlı olduğu için genç cumhuriyetimizin bütün birikimini tevarüz ettiği gibi, Osmanlı irfanını temsil eden son kuşakları yakından tanıma şansına da kavuşmuş, çok iyi bildiği ve tahlil ettiği Batı karşısında bir üçüncü dünyalı gibi değil, muhteşem bir medeniyetin mağrur çocuklarından biri olarak başını dimdik tutmayı başaran, hatta Batı'da yapılanların dışında durmak şartıyla birçok alanda Batı'nın önüne bile geçebileceğine inanan, inanan değil, bunu bizzat gösteren bir bilge mimardı. Daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim. Osmanlı'nın Tanzimat ve sonrasını yaşamadan kendi modernliğini inşa ettiğini düşünün. Hoca işte öyle bir moderndi.